Örnekleme dağılımları. Örnekleme dağılımları ile ilgili konuşacağız. Burada görmüş olduğumuz 6 adet bizim örnekleme dağılımımız var. Birincisi ortalamaların örnekleme dağılımı. İkincisi oranların örnekleme dağılımları. Ortalamaların farkının örnekleme dağılımı. Dördüncüsü oranların farkının örnekleme dağılımı. Beşincisi varyansların örnekleme dağılımları. Ve varyans oranlarının örnekleme dağılımları. Bu görmüş olduğumuz 6 adet farklı örnekleme dağılımı için farklı farklı neler uygulayacağız? Testleri uygulayacağız. Bazısına Z testini uygulayacağız. Bazısına T testini uygulayacağız. Bazısına iki kare testini uygulayacağız. Ve bazısında F testlerini ne yapacağız? Uygulayacağız. F testini uygulayacağız. İşte burada hangi testleri uygulayacağımıza karar vermemiz önemli olan. Karar vermemiz önemli olan. Tabi bunlara geçmeden eve örnekleme teorisi hakkında bilgi vermeye çalışalım. Tanımlar kısmında bizim temel kavramlarımız kütle nedir? Örnek örneklem nedir? Bunlara bakalım. Kütle bir olayın mantıken mümkün bütün birimlerinin oluşturduğu küme. Örnek ise bu kütlenin bir kısım birimlerinden meydana gelen alt kümeler. Kütledeki birimlerin çekilişi işlemine veya seçilmesi işlemine ne diyoruz? Örnekleme adı veriyoruz. İstatistiksel analizlerin temel amacı örneğe dayanarak kütle hakkında ne yapmak? Çıkarımda bulunmak, tahminlerde bulunmak. Bunun için de seçmiş olduğumuz örneklerimiz kütleyi iyi bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir okulda başarı durumunu ölçmek için yapılan araştırmada seçilecek örneklem sadece belli bir sınıftan seçilmesi veya sadece erkek öğrencilerden seçilmesi veya sadece çift numaralı öğrencilerden seçilmesi. Bir hatadır. Bu hatayı biz sistematik örnekleme hatası diyoruz. Bunlar hep sistematik örnekleme hatalarına sebebiyet verir. İşte bu araştırma sonucunda elde edilen değerler kütlenin gerçek durumunu yansıtmayacaktır. Neden? Bu sistematik hatalardan kaynaklı olarak bu sebeple kütledeki birimlerin örneğe girme şansının eşit olması gerekiyor. Bizim doğru örneklemler ifade etmemiz için, seçmemiz için örnek seçiminin rastsal olması gerekiyor veya başka bir ifadeyle. Rastsal olarak seçilmesi ve örnek büyüklüğünün yeteri kadar olması, yeterli olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Genellikle büyük N harfiyle gösteriyoruz biz kütleyi. Büyük N harfiyle gösteren kütle hacmi sınırlı veya sınırsız olabilir. Ancak küçük N harfiyle gösterilen örnek hacminin neyi var? Sınırı var. Büyük N büyüklüğündeki bir kütleden küçük N büyüklüğüne çekilebilecek örnek sayısı sınırlı sayıda olmakla birlikte sınırsız sayıda eleman içeren bir kütleden küçük n büyüklüğünde çekilebilecek örnek sayısı da sınırsız olur. Büyük n büyüklüğündeki bir kütleden küçük n büyüklüğüne çekilen bir örnekte kitledeki birimlerin örneğe girme şansları eşit ise bu tür örneklemeye basit tesadüfi örnekleme diyoruz. Kütleyi betimleyen ortalama, bizim ortalama, varyans veya standart sapmanın karesi gibi ölçülere kütle parametreleri denir. Kütle parametreleri denir. Görmüş olduğumuz S'imiz bizim örnekte istatistiği. X ortalama örnekte istatistiği. Mü'müz ve sigma karemiz kütle parametreleri. Eğer bu ölçüler örnekten elde ediliyorsa buna da örnek istatistiği adı verilir. Yani X ortalama ve S kare bizim örnek istatistiklerimiz. Mü ve sigma karede kütle parametrelerimiz. Örnek istatistikleri kütle parametrelerinin nesi? Bir tahminidir. Evet, örnekleme dağılımları x1, x2, xn'e kadar tesadüfi değişkenlerden elde edilen herhangi bir örnek istatistiği x ortalama, s ve benzeri. Bu değişkenlerin bir fonksiyon olduğundan kendisi de tesadüfi bir değişken. Herhangi bir örnek istatistiğin olasılık dağılımına o istatistiğin örnekleme dağılımı adı verilir. Büyük N büyüklüğünde bir kütleden küçük N büyüklüğünde bakın büyük N'de ne yapıyoruz? Küçük N büyüklüğünde örnekler seçerek örneklemler oluşturuyoruz. Ona göre hesaplamalar yapıyoruz. İzlenecek yol bakıldığı vakit birinci olarak önce büyük N büyüklüğünde kütleden küçük N büyüklüğünde çekilmesi mümkün. Bütün örnekler tesadüf olarak çekilir. Hangi örnek istatistiğin dalın belirlenecekse her örnek için o istatistiğin değerleri hesaplanır. Ve son olarak bir üstüne hesaplanan değerler diğer üstüne ise bu değerlerin tekrar sayıları yazılarak
deneysel olarak örnekleme dağılımı elde edilir. Tabii ki kütle sınırsız olduğu vakit böyle bir yol takip edilemez. Çünkü böyle kütlelerden sonsuz sayıda ne seçmek mümkün? Örnek veya örneklem seçmek mümkün. Böyle durumlarda yeterli sayıda örnek çekilerek gerçeğe yakın bir örnekleme dağılımı elde edilmeye çalışılıyor. Şimdi ilk olarak ortalamaların örnekleme dağılımları. Kütlenin sınırlı ya da sınırsız olmasına göre ortalamaların örnekleme dağılımları farklılık gösterir. Burada tabii iadeli olması, iadesiz olması durumları da önemli. İadeli seçim durumunda kütle sınırlı bile olsa sınırsız hale gelmiş olur. Çünkü seçilen örnek hacmi istenildiği kadar büyük tutulabilir. Kütle hacminden bile büyük olabilir bu. Eğer kütle sınırlı ve iadesiz seçim yapılıyorsa örnek hacmi kütle hacminden daha büyük olamaz. Burada önce kütlenin sınırlı olduğu iadeli seçimi yapıldı ve örnek hacminin küçükken kütle hacmi büyükenden küçük olduğu durumda ortalamaların örnekleme dağılımları incelenecek. Aşağıdaki küçük bir kütleden çekilen iadeli örnekler için ortalamanın örnekleme dağılımı nasıl oluştuğunu deneysel olarak göstermiş. Bakıyoruz hemen. Elemanlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanla bir kütle örnek olarak x toplamımız 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 topladık 15. 5'e böldük bizim müğümüz ortalamamız kitle parametre değerimiz 3. Kitlemizin standart sapmamızda x'i eksi mülerin karelerin toplamının n'e bölünmesi yani 3 eksi 1'in karesi artı 3 eksi 2'nin karesi artı 3 eksi 3'ün karesi artı 3 eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 5'in karesi dedik ki 10. N'imiz 5. Standart sapmamız varyansımız 2. Standart sapmamız karekök 2. Bu kütleden 2 birim içeren örnekler iadeli olarak seçilirse toplam kaç tane seçim yapabiliriz? 25 adet örnek seçebiliriz. 25 adet. Bu 25 örneğin dağılımına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda parantez içindeki değerler örnek ortalamaları. Bakalım tabloya. Bakın. Farklı farklı durumlarda seçimler yapabiliriz. Büyükeniz 5 olduğu vakit küçükken 2 büyüklüğünde 1'e 1 seçeriz. 1'e 2 seçeriz. 1'e 3 seçeriz. Bunların parantez içerisindeki ortalamalarda gördüğümüz üzere bu şekilde meydana gelir. Bunlar ne? Kütleden örneklem seçiyoruz şu an. Yukarıdaki tablodaki ortalamalar için aşağıdaki dağılım elde edilir. Ortalama değerlerimiz, f'lerimiz bizim frekanslarımız. Bir kere tekrarlanmış ortalama bir durumu, iki kere toplanmış ortalama 1,5 durumları. Nispi frekanslarda bu şekilde frekans bölü toplam frekansa bölünerek bulunuyor. Fi çarpı x ortalama, x ortalama eksi x ortalama ortalama ve f çarpı x ortalama eksi x ortalama ortalamanın karesi dediğimiz vakit bakın burada dedik ki bizim frekansımız 25 taneydi. Burada 25 tane neyimiz vardı? 5 çarpı 5'ten farklı örneklemimiz vardı. Nispi frekansımızın toplamı 1 olması lazım. Fi çarpı x'lerimiz 75. Fi çarpı x i ortalama eksi x ortalamanın ortalamasının karesinin çarpımı da 25 çıkmış. Bunlar ne işimize yarayacak? Şimdi bakacağız. Ana kütle verilerinin dağılımı. Örnek ortalamaların dağılımı. Bakın burada normalde 5 tane değerimiz vardı. Ana kütle oluşturan 1, 2, 3, 4, 5 değerlerimiz. Bunların frekansları da her birinden birer taneydi. Bakın her birinden birer tane. Örnek ortalamaların dağılımına baktığımız vakit 1, 2, 3, 4 ve 5'e çeşitli frekanslardaki dağılımları bir kere, iki kere, üç kere, maksimum kaç kere var? 5 kere var. Şöyle bir veri setimize baktığımız vakit normal dağılım özellik gösterdiğinde söyleyebiliriz. Yukarıdaki grafiklerde kütle verilerinin düzgün dağılım göstermelerine karşılık örnek ortalamaların dağılımının simetrik dağıldığı görülmektedir. Bakın şurada dağılım düzgün. Düzgün. Şurada ise simetrik. Normal dağılım özelliği gösteriyor veriler. Bu durum örnek sayısının artmasına bağlı olarak dağılımın neye yaklaştığı, normale yaklaşacağını
işarettir. Zaten bütün hikayemiz dağılımlarla ilgili. Yukarıdaki örnekte ortalamaların örnekleme. Dağılımlar x ortalamaların ortalaması. 75 toplama. Frekansı 25. Dolayısıyla ortalamanın ortalaması 3 çıkmış. 4 ortalaması mü'ye eşit. Ortalamaların örnekleme dağılımının varyansı ise 25 bölü 25'ten yine 1 çıkmış. Kütle varyansı ile örnek ortalamaların varyansı aynı sonuca vermemiş. Aynı sonucu vermemiş. Kütle varyansını hareketle örnek ortalamasının varyansını elde edebilmek için ne yapıyoruz? Sigma x ortalamanın karesi sigma kare bölü n. Yani 2'yi ne yaptık? 2'ye böldük. Bir işlemi yapılır. Örnekleme dağılımının varyansının karekökü, yani örnekleme dağılımı standart sapmasına ortalamasının sapması ya da kısaca standart hata adı verilir. Standart sapma veya standart hata ifadelerini kullanıyoruz. Sigma x ortalama eşittir. Sigma bölü karekök içerisinde n ile bulunuyor. Standart hata formüle dikkat edilirse örnek hacmi n'imiz büyüdükçe ne olacak? Standart hata küçülecektir. Çünkü ne kadar örnekten büyüktü, kütle büyüklüğüne yakın bir değer alırsa hata oranı da o nispeten ne olacaktır? Küçülecektir. Mantıken düşündüğümüz vakitte bu sonuca varmamız gerekiyor. Şu halde örnek hacminin artması kütle ile ilgili bilginin artmasına, dolayısıyla örnek ortalamasının giderek kütle ortalamasına yaklaşmasına sebep olmakta ve örnekleme hatasının azalmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak x ortalamanın beklenen değeri, x ortalamanın ortalamasının veya mü eşitliğini görüyoruz. X ortalama eksi mü'lerin karesinin beklenen değeri de x ortalamanın standart sapmasının karesine eşit veya standart sapmanın karesinin n'e bölünmesiyle bulunuyor. Temel olarak zaten tüm bağlantılarımıza bunları kullanarak hesaplama yapacağız. Bağlantılar sadece bu örnek için değil, sınırlı kütlelerden iadeli seçimi yapıldı ya da sınırsız kütlelerden yapılan örneklemler için geçerlidir. Eğer seçimin iadesiz yapıldığı durumlarda nasıl hesaplama yapıyoruz örnekleme dağılımlarına? Kütle hacmi büyükken, sınırlıyken örnek seçimi iadesi olarak yapılıyorsa örnek oranı küçük n bölü büyükken büyük 0,05 oluyorsa ortalamaların örnekleme dağılımı ortalaması yani beklenen değeri x ortalamanın beklenen değeri x ortalamanın ortalaması veya mü'ye eşit. X ortalamadan mü'lerin farkının karelerin beklenen değeri de neye eşit? Şu hesaplamalardan standart sapmanın kökeniyle bölünmesi çarpı karekök içerisinde büyükken eksi küçükken bölü büyükken eksi 1. Genelde standart sapma hesaplarımızda bir önceki slayttaki formülü kullanırız ama bazı durumlarda da bu formülleri de kullanabiliyoruz. Hangi durumlarda? Seçimin iadesiz yapıldığı durumlarda. Yukarıdaki standart hata formülündeki büyükken eksi küçükken bölü büyükken eksi 1 ifadesi sınırlı kütle düzeltme faktörü olarak adlandırılır. Bu ifade kütlenin sınırlı olduğu örnek seçiminin iadesiz yapıldığı ve örneklem oranının küçükken bölü büyükken büyük 0,05 olduğu durumlarda kullanılır. Diğer durumlarda ne oluyor? Kullanılmıyor. Biraz evvelki örnekte örneklemin iadesiz olarak yapıldığı kabul edilirse kaç farklı seçim yapabiliriz bu sefer? N'in n'li kombinasyonu hesaplamamız lazım. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 10 farklı ne yapabiliriz? Seçim yapabiliriz. Örnekleme dağılımı nasıl olur? X ortalamalar şu şekilde 10 farklı seçim olacağı için frekanslarda 1, 1, 2, 2 şeklinde toplam frekansımız olacak? 10 olacak. Fi çarpı x ortalama 1,5, 2, 5, 30. Benim Fi çarpı x ortalama 30. 30 10'a bölersek ne olacak? X ortalamamız yine buradan neyi tahmin edebiliriz? 3 olarak görebiliriz. X ortalama eksi x ortalamanın ortalaması. Eksi 1,5. Eksi 1, eksi 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 ve frekanslarla çarpımı kaç çıkıyor? 7,5 çıkıyor. Dağılımın ortalamasına baktığımız vakit 3, dağılımın varyansı 0,75,
Standart hatamız karekök içerisinde 0,75 şeklinde bulunur. Beklenen değer x ortalamanın x ortalama ortalamaya eşit. Bu da mü 3'e eşit. X ortalama eksi mü'nün karesinin beklenen değeri de bakın burada bu sefer iadeli iadesiz olmaması durumlarından dolayı bu şekilde hesaplıyoruz. 0,75 bulunur. Buradan standart hatayla karekök içerisinde 0,75 olarak yazılır. Eğer kütle standart sapması bilinmiyor, onun yerine örneğin standart sapmasını hareketli örnekleme dalının standart hatasının tahmini o halde bu formülle hesaplanır. X ortalama standart sapması S bölü karekök içerisinde. Yani burada ne oldu? Sigma yerine ne geldi? S gelmiş oldu. Karekökün çarpı karekök içerisinde büyük n eksi n bölü n eksi 1. Tabii ki merkezi limit teoremimiz var. Devamında örneklerin çekilmiş olduğu kütlenin ortalaması mü ve varyansı sigma kare olan bir olasılık dağılıma sahip olsun. Bu kütlenin dağılımı normal dağılmasa bile örnek ortalamaların dağılımı örnek hacmi büyük olmak kaydıyla ki bu büyüklükten kastımız n'in 30'dan büyük olması veya 30'a eşit olması ortalaması mü varyansı sigma bölü n sigma kare bölü n olan neye uymaktadır? Normal dağılıma uymaktadır veya normal dağılıma yaklaşmaktadır. Bu dağılım standart normal dağılımda hangi formüle dönüştürülebilir? Z eşittir x ortalama eksi mü bölü x ortalamanın standart sapması. Bunu da ne şekilde dönüştürebiliyoruz? Sigma bölü kök n. Tabii ki iadeli iadesiz olması durumuna göre de ne şekilde dönüştürebiliriz? X ortalamanın standart sapmasına sigma bölü karekök n çarpı karekök içerisinde büyük n eksi küçük n bölü n eksi 1. Evet örneğe bakalım. Belli bir çaptaki çelik bir halatın kopma kuvvetinin dağılımının ortalaması 25 ton. Standart sapması 6 ton. Normal dağılımı uymaktadır. Kütleden 80 birim örnek seçiliyor. Ortalamaların örnekleme dağılımı teşkil ediniz. Çekilen örnekte kopma kuvvetinin ortalaması 25,6 ton ile 26,5 ton arasında olma olasılığını hesaplayınız. En yüksek %8 olasılıkta örneğin ortalama kopma kuvveti en az kaç olabilir? Burada mühimiz neydi? 25 ton olarak bize verilmiş ortalamamız. X ortalamanın standart sapmasını bulacağız. Standart sapma bize 6 ton olarak verilmiş. Genel standart sapmamız kitlemizin standart sapması 6 ton olarak verilmiş. Örneklemimizin standart sapmasını buluyoruz. Kaçmış? 0,67 bulduk. 6'yı karekök içerisine n'e böldük. Biz de A şıkkında diyorduk ki örnekleme dağılımı teşkil ediniz. Burada A şıkkını yapmış olduk. B şıkkında ne yapacağız? İstenen olasılık 25,6 ile 26,5 arasında olması. Buna karşılık gelen Z değerlerini bulacağız. 25,6 eksi mü'müz bölü standart sapmamız 1,2. Yine 26,5 eksi 25 bölü standart sapmamız 1,25 çıktı bulduğumuz değer. C şıkkında bize ne diyordu? En yüksek %8 olasılıkta örneğin kopma kuvveti. Burada dolayısıyla bizim olasılığımız 0,08 olarak verilmiş. Uç kısmı verilmiş. Alan kısmı verilmiş bize. Dolayısıyla neyi bulacağız? Z değerine karşılık gelen değeri bulacağız. 0,08'e alana karşılık gelen veya şurada bizim normal tablomuz olsun. Şu kısım bizim kaçımız olacak? 0,42 olacak. Şu kısım bizim 0,5'lik kısmımız. Orta noktamız şurası. Şurası 0,08'lik kısım. Tablodan 0,42 alana karşılık gelen z değeri 1,4 oluyor. 1,4'ü koyduk. X ortalama eksi mü bölü standart sapmamızdan x ortalamamız 26,68 çıktı. Evet ikinci durum oranların örnekleme dağılımları uygun hal sayısının mümkün hal sayısına oran olarak ifade edilen oranlar kütle için küçük b örnek için p üssü ile gösterilir. Burada küçük b ve p üssü denildiği vakit kütle için küçük ve örneklem için P üssünü algılamamız gerekiyor. İki şıklı bir kütleden mümkün olan bütün örnekler seçilip P üssü
bir seri dönüştüğünde dağılımın normal olduğu görülür. Oranların örnekleme dağılımı olarak adlandırılır. Bu dağılımın ortalama ve standart sapması P üssünün beklenen değeri eşittir P veya P üssünün standart sapması P çarpı 1 eksi P bölü N veya P çarpı Q bölü N şeklinde ifade ediliyor. Örnek hacmi büyükse, en büyük 30'sa veya küçük N bölü büyük N 0,05 olasılığından küçük ise oranların dağılımı neye yaklaşır? Normal dağılıma yaklaşır. Ve seçim iadesiz yapılır. En küçük N büyük N 0,05'ten büyük olursa standart hatta formüle göre neyi kullanmamız lazım? Şu formülü kullanmamız gerekiyor. Evet, oranların yine standart değerini değiştireceğiz. Z tablosunu kullanacağız. Küçük p eksi p üssü bölü karekök içerisinde p çarpı q bölü n'imiz bizim z değerimiz. Örneğe bakalım. Belli bir parça üreten bir tezgah üretiminin %3'ünün kusurlu olduğu bilinmekte. Bu tezgah tarafından üretilen 200 parça rastgele alın. Muayene edildiğinde en fazla %2'sinin kusurlu olması, kusurlu olanın %4 ile %6 arasında olması olasılığı. Oranların örnekleme dağılımının ortalamasına baktığımız vakit zaten bize verilen değil mi %3'lük olasılık. Ne yapacağız burada? Standart hatayımız veya standart sapmamızı bulacağız. Karekök içerisinde P çarpı Q bölü N'den 0,012 bulduk. Şimdi artık hesaplamalarımızı yapabiliriz. Standart değer kullanarak Z değerini hesapladık. 0,02 P üssü değerimiz eksi P değerimiz bölü standart sapmamız eksi 0,83'ü bulduk. N'in 0,83'ten küçük olması olasılığını alacağız. Tablo değerine baktığımız vakit 0,2033 buradan tablo değerinden bunu tespit edebiliriz. Şöyle bir normal dağılım tablosu düşündüğümüz vakit şurası eksi 0,83'müş. Bize sorulan kısım şu kısım. Şu kısmın karşılığı da 0,2033. 0,04 ile 0,06 arasında olma olası dediği vakit burada 0,04'e karşılık gelen Z1 değeri ve 0,06'ya karşılık gelen Z2 değerlerini bulacağız. Ve olasılık değerlerinden 0,83'müş. 0,04'e karşılık gelen Z1 değerimiz 0,06'ya karşılık gelen Z2 değerimize 2,5'miş. Bu iki değeri kullanarak biz alanımızı 0,1971 olarak tespit ettik. Üçüncü durum farkların örnekleme. Dağılım bazı durumlarda bir kütle ortalaması ya da oranı yerine iki kütlenin ortalaması ya da oranı arasındaki farkın dağılımı ile ilgilenir. İşte burada bu farkın dağılımına bakılarak iki kütle ortalaması ya da oranı arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına ya da güven aralığının ne olacağına karar verilebilir. Örnek olarak aynı parça üreten iki işçinin verimliliklerinin farklı olup olmadığı ve üretimleri kusurlu oranlarının farklı olup olmadığı ne yapılabilir? Araştırılabilir. Veya iki aracın belli bir yolu almada tükettikleri ortalama yakıt miktarının farklı olup olmadığı. Bu tür problemlerin çözümünde farkların örnekleme dağılımları veya oranların dağılımları kullanılabilir. Şimdi farkların örnekleme dağılımları ilk olarak iki ortalama farkının örnekleme dağılımı acaba ne şekilde oluyor? Burada işte N1 ve N2 şeklinde iki tane örnek büyüklüğümüz var, örneklememiz var. İki rastsal örneğin ortalamaları x1 ortalama ve x2 ortalama ise ne yapacağız? x1 ortalama eksi x2 ortalamanın farkının normal dağılıma yaklaştığını söyleyebiliriz ve bu dağılımın ortalama standart sapması ne şekilde hesaplanır? x1 eksi x2 ortalamaların mü değerleri iki ortalama farkının ortalaması x1 ortalama eksi x2 ortalamanın beklenen değerine eşit. Bu da ne eşit? Mü 1 eksi mü 2'ye. Yine standart sapmamız x1 ortalama eksi x2 ortalamanın standart sapması sigma 1 kare bölü n1 artı sigma 2 kare bölü n2 tabii ki karekök içerisinde bu ifadeler. Evet, bu standart sapmaya iki ortalama arasındaki farkın standart hatası adı verilir. Burada çekilen örneklerin birbirinden bağımsız ve kütlenin yine sınırsız olduğu kabul edilmektedir. Sınırlı kütlelerden iadeli seçim yapılması durumunda ya da
taahhütle sınırlı olmakla birlikte seçim iadesiz yapılıyor. Ancak örnekleme oranı 0,05'ten küçük olması durumunda da yukarıdaki formüller yine geçerlidir. Eğer kütle sınırlı seçim iadesiz yapılıyor ve örnekleme oranı 0,05'ten büyük oluyorsa yukarıdaki standart formülle sınırlı kütle düzeltme faktörü tatbik. Bu durumda ne yapılabilir? Şuradaki karekök içerisinde büyük n eksi n bölü n eksi 1 şeklinde ne yapmamız lazım? Güncellememiz lazım. Örnek ortalamaların farkı da standart değeri nasıl hesaplanır, nasıl dönüştürülür? X1 ortalama eksi, X2 ortalama eksi, mü1 eksi, mü2 bölü karekök içerisinde sigma 1 kare bölü n1 artı sigma 2 kare bölü n2 formülüyle hesaplanır. A ve B marka elektrik ampullerinin ortalama ömürleri 600 ile 580. Geçmiş verilerden standart sapmaları 150-200'müş. Her iki markadan 40'ar ampul seçtik. A şıkkı diyor ki A'nın ortalamasının B'den en az 30 saat daha fazla olma olasılığı. B'nin ortalama ömrünün A'dan fazla olma olasılığı. Ne yapacağız? A şıkkında X ortalama A eksi X ortalama B 30 diyor. Buna bakacağız. Bunun için de Z dönüşünü buna uygun olarak yapacağız. Şurası 30'muş. Normalde kaç? 600 ile 580 olduğu için 20 olduğu için 30'dan 20 çıkardık. Standart sapma hesapladık. Z'miz 0,25 çıktı. 0,25'e karşılık gelen neye bakacağız? Z değerine bakarak alanımızı tespit edeceğiz. 0,401'miş bizim alanımız, olasılığımız. Yine B şıkkına baktığımız vakit A'nın ortalamasının B'nin ortalamasından 0 farkının sıfırdan küçük olması olasılığına bakacağız. Bunun için ilgili Z değerini arıyoruz. 0 eksi 20 bölü yine standart sapmamız Z değerimiz eksi 0,51 çıktı. Buna karşılık gelen P değerimiz, olasılık değerimiz de 0,305 çıktı. Evet, diğer durum iki oranın farkının örnekleme dağılımı N1 ve N2 büyüklüğünde iki rastsal örneğin oranları P1 üssü ve P2 üssü olarak neyi arıyoruz? P1 üssü eksi P2 üssü. Örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşır ve bu dağılımın ortalama ve standart sapması ne şekilde hesaplanıyor? P1 üssü eşittir x1 bölü n1, P2 üssü eşittir x2 bölü n2. X1 birinci örnekteki uygun hal sayısı, x2 ikinci örnekteki uygun hal sayısını göstermektedir. Yine burada mü P1 eksi P2 üslerin ortalamaların farkı, oranlarının farkına beklenen değeri aynı zamanda P1 eksi P2 eşit. Burada da yine standart sapmayı P1 çarpı Q1 bölü N1 artı P2 çarpı Q2 bölü N2 formülü hesaplıyoruz. Yine Z dönüşümü dönüştürmek istersek P1 üssü eksi P2 üssü eksi P1 eksi P2 bölü karekök içerisinde P1 çarpı Q1 N1 artı P2 çarpı Q2 N2 formülüyle hesaplama yapabiliyoruz. Aynı parçayı yapan iki makinenin kusurlu oranlarının sırasıyla P1 0,03, P2 0,02 olduğu bilinmektedir. Birinci makine 200 parça, ikinci makine 150 parça üretiyormuş. Birinci makinenin kusurlu oranı ikinciden %2 daha fazla olması olasılığı. Yani bizden istenen P1 üssü eksi P2 üssünün 0,02'den büyük olması olası. Yani şurası 0,02 olacak. Eksi P1 eksi P2 değerimiz 0,03 ve 0,02 olacak. Yine standart sapmamızı koyduk. 0,03 bölü çarpı 0,97 bölü 200, 0,02 çarpı 0,98 bölü 150. Z dönüşümü yaptık. Z'miz 0,6 çıktı. Z'nin 0,6'dan büyük olması olasılığına bakıyoruz. Neye bakacağız? Yine şurada normal dağılım tablosunu çizdiğimiz vakit neye bakacağız? Şurada Z'miz 0,6 ise şu alana bakmamız gerekiyor. Şuraya karşılık gelen P değerine bakacağız. Bu da 0,2743 olarak tespit edilmiş. Evet, diğer örnekleme dağılımız varyansların örnekleme dağılımı. Şu ana kadar hangi testleri uyguladık? Z testlerini genel olarak uyguladık. X1, X2, Xn değişkeni, sigma kare varyansı, normal dağılım, bağımsız rastgele değişkenler. Burada işte Sx kare ne eşit? X1 eksi X ortalama karelerin toplamının n eksi
1'e bölünmesi ise 2 kare n eksi 1 serbestlik derece 2 kare değerimiz n eksi 1 çarpı s x'in karesinin sigma kareye bölünmesiyle bulunuyor. Burada serbestlik derecemiz n eksi 1 şeklinde ifade ediliyor. 2 kare dağılımı adı veriyoruz. V ile ifade ettiğimiz bizim serbestlik derecemiz çeşitli değerler için olasılık yoğunluk fonksiyonları baktığımız vakit serbestlik derecesi eğer 1 olarak hesaplanırsa n eksi 1'den şu şekilde 3 olarak hesaplanırsa bu şekilde farklı serbestlik derecelerine göre 2 kare dağılım fonksiyonlarını olasılık yoğunluk fonksiyonu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Şu 2 kare fonksiyonu şu şekilde ifade ediliyor. X gibi ama şuraları biraz daha kıvrımlı görmüş olduğunuz 2 kare değerleri. 2 kare. Gama dağılımında alfamız n bölü 2, betamız 2 için 2 kare dağılımı elde edilir. Burada işte alfa ve beta değerleriyle uğraşmıyoruz. Doğrudan 2 kare olasılık yoğunluk fonksiyonunu kullanıyoruz. Açılımına baktığı vakit gama ve alfa ve beta değerlerini bu şekilde ifade edebiliriz. Ne yapıyoruz? Bunların yerine normal bir kitleden en büyüğünde mümkün olan bütün örnekler çekilerek her birinin varyansı hesaplanırsa varyansların örnekleme dağılımı elde edilir. Serbestlik derecemiz n eksi 1 2 kareye dayanı dağılımına uyan dağılım. N eksi 1 serbestlik dereceli n eksi 1 çarpı s kare bölü sigma kare. Kare dağılımı değerleri belli olasılık ve serbestlik derecelerine bağlı olarak nereden yer alanı kullanıyoruz? Tabloları yine aynı Z tablosunda olduğu gibi 2 kare tablolarını ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Burada örnek bir 2 kare kritik değer tablomuz var. Serbestlik dereceleri kısmımız ve 2 kare kritik değerlerimiz. Yine serbestlik derecelerimiz devam ediyor. Güven düzeylerimiz devam ediyor veya hizmet düzeylerimiz. Bir mamulün üretim süresi normal dağılımda ve varyansının 15 dakika olduğu bilinmekte. Mamulün üretim süresi rastgele seçilen 20 mamul gözlemlendiğinde örnekten üretim süresinin varyansının en düşük %10 olasılıkla alabileceği en büyük değer ne olur? Burada verilen bize varyans 15, enimiz 20, verilen istenen güven düzeyi %10 olarak verilmiş. Dolayısıyla alfamız 0,9. 2 kare değerini hesaplayacağız. N eksi 1 çarpı s kare bölü sigma kare. 2 kare değerimiz burada 11,65 olarak bulunmuş. Nereden bulunmuş 11,65 değeri? Verilen serbestlik derecesine göre ne yaptık? Ve güven düzeyine göre gittik tablodan baktık. 11,65 n eksi 1 19 s kare soru da bize verilmiyor. Aradığımız değer ve standart sapmamızın karesi varyansı da 15. Dolayısıyla bizim s'imiz, s karemiz neymiş? 9,197'den küçük olur diyebiliriz. Ve son olarak varyans oranlarının örnekleme dağılımı veya F dağılımı. Burada da hangi tabloyu kullanıyoruz? Varyans oranları dediği için F tablolarını kullanıyoruz. Eğer x1 ve x2, m ve n serbestlik dereceleri. Bakın burada kaç tane serbestlik derecesi var? 2 tane. Kare dağılımı gösteren birbirinden bağımsız iki rastlantı değişkeni ise F değerimiz x1 bölü m bölü x2 bölü n. Yani m ve n serbestlik derecelerindeki F dağılımına uyar. İki normal kütlenin varyansının karşılaştırmasında F dağılımından faydalanır. Olasılık fonksiyonu baktığınız vakit şu karmaşık fonksiyon m artı n eksi 2 bölü 2 faktöriyel bölü m eksi 2 bölü 2 faktöriyel çarpı n eksi 2 bölü 2 faktöriyel çarpı m bölü n üzeri m bölü 2 şeklinde şöyle bir fonksiyon. Ne yapıyoruz? Bu fonksiyonu açtığımız vakit kritik tablo değerlerinden yararlanıyoruz. Bazı durumlarda iki kütle varyanslarının karşılaştırılması gerekilebilir. Sigma 1 kare ve sigma 2 kare. İki farklı kütlenin bilinmeyen varyansları olmak üzere bu kütlelerden çekilen örneklerin varyansları S1 kare ve S2 kare. Ne olur? Kütle varyanslarının tahminleri olur. Bu örnek varyanslardan hareketle kütle varyansları karşılaştırılabilir. Ne test edebiliriz? Zaten temel amacımız hipotezlerin test edilmesi güven aralıkları oluşturulabilir. Birbirinden bağımsız iki kare dağılımı varyansların oranı f'i ne şekilde hesaplıyoruz? S1 kare bölü sigma 1 kare bölü S2 kare bölü sigma 2 kare. Burada da f dağılım fonksiyonlarını örnek olarak gösterebiliriz. Burada payın serbestlik derecesi
M-1 faydanın serbestlik derecesi N-1 olup F dağılım bu iki parametre bağlı olarak dağılır. F dağılımı için belli alfa olasılıkları M-1 ve N-1 serbestlik dereceleri için olasılık tablolarından faydalanır. Burada da görüyoruz. Payın serbestlik derecesi M'miz, paydanın serbestlik derecesi N'miz. Buradaki serbestlik derecelerine göre tabii ki bunlarla beraber ne lazım? Güven düzeyi bize lazım. Güven aralıklarına bakarak ne yapıyoruz? Hesaplamalarımızı yapıyoruz. Dağılımın sağ ucu alfa için F dağılımı kritik değerlerin M-1 ve N-1 serbestlik derecelerini bağlı olarak F tablosundan doğrudan okuyabiliriz. Dağılımın sol ucu yani 1 eksi alfa için kritik değerleri tablodan doğrudan okumak mümkün değil. Bunun için ne yapıyoruz? Alfa olasılığına karşılık N-1 ve M-1 serbestlik derecelerini bağlı olarak ne yapıyoruz? Tablo değerinin tersini alıyoruz. Kritik değerler elde ediliyor. Şunu doğrudan okuyoruz. Şunu ne yapıyoruz? 1 bölü sünü alıyoruz. Tersini alarak ne yapıyoruz? Hesaplamalar yapıyoruz. Varyanslar aynı olan iki kütleden birincisinden 9, ikincisinden 7 örnek rastgele seçilmiş. En yüksek %5 olasılıkta minimum değeri tahmin edin. En düşük %1 olasılıkta varyans oranlarının alabileceği maksimum değeri tahmin edin. Şimdi A şıkkına baktığınız vakit M-1, N-1 iki tane serbestlik derecemiz var. 8'e 6 güven düzeyimiz 0,05 karşılık gelen F tablo değerimiz 4,147. En düşük %1 olasılıkta varyans oranlarının alabileceği maksimum değere baktığımız vakit burada bu sefer ne yapacağız? Burada bu sefer alfamız 0,01, m-1'imiz 9-1, n-1'imiz 7-1. Bu değerler tabloda yok. Bu değerler tabloda yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunların tersini alacağız. Yani 0,01, 6 ve 8 alacağız. Ne yaptık? Şuradaki 8'in ve 6'nın yerini değiştirmiş olduk. 0,01 ve 6 ve 8'i kullanarak 1 bölü 6 bölü 4'ten 0,15625 değerini elde ederiz. Evet. Varyans oranı